8:30 gibi bir şey. Taşıma şirketini bekliyorum. Üstümü giyindim, hazırlandım. Bugün taşınma günü. Çok heyecanlıyım. Hem yeni ev için çok heyecanlıyım. Hem ilk defa bu anlamda bu kadar kapsamlı bir taşınma yaşayacağım. Bundan öncekiler hep bekarken ve bir şekilde böyle nereden kısarsam kısayım gibi olduğu için bu benim için gerçekten maksimum bir seviye olacak. Gelecekler, toplayacaklar. Bir şeye dokunmadım. Sadece özel eşyalarımı aldım. Kirlileri aldım ve yeni yıkanmış olanları ayrı bir valize koydum. O kadar. Onun dışındaki hiçbir şeye dokunmadım. Her şey olduğu gibi duruyor. Bu sabaha kadar her şeyi normal yaşar gibi yaşadık. Erdem hala uyuyor. Son damlasına kadar da uyuyacağını düşünüyorum. Pony'yi en son götüreceğiz yüksek ihtimal. Çünkü diğer evi hiç bilmiyor, orada panik yapabilir. En azından burası güvendiği bölge. En son üçümüz birlikte çıkarız bu evde. Burada ev turu yapamadık biliyorsunuz ama diyorum ki acaba son gün hatırına salon turu mu yapsak? En azından salonumu rahatça gösterebilirim. Şu anda çok bir şey yok aslında. Çünkü halılarımız falan yok. Bayağı boş görünüyor benim için en azından ama genel olarak bir döndürebilirim. Hani diğer evden bahsederken oradaki salon çok büyüktü diye bahsettiğim salon var ya, işte orası burası. Yüksek ihtimal bu eve dair en çok burayı özleyeceğim. Salon girişimiz burası. Hemen burada piyanom var. Şöyle döndüğümüzde de salonun geri kalan kısmı. Çok muhteşem bir halde değil şu an. Onun için kusura bakmayın. Bu arada ben bu koltukları yaptırdım arkadaşlar. Instagram'da kim görse çok fazla soruyor çünkü. Böyle basic modeller çok fazla yok tuhaf bir şekilde. Erdil koltuk kaplama ve döşeme de yaptırdım. Erdem'in eniştesi olur kendisi. Hüseyin eniştem yaptırdım bunları. Çok da severim. Çok da sağlamlar. Çok da güzeller. Bu ünitem işte aşk dolu ünitem. Bunu diğer evime koyamayacağım yüksek ihtimal. Şurada dev bir aynam var. Bunu da bana Feyzalar almıştı. Ne mutlu olmuştum o gün ama bunu gördüğümde bayağı sürpriz olmuştu. Şu tarafta şöyle bir bitkiliğim var. Asla amacına uygun kullanamasam da bunu. Bu da Tubişkom'un hediyesi. Bu tarafta da yemek masam var. İşte bu 1'e 2 olan masam. Bu arkadaki duvarı yeni boyadık. Instagram'dakiler biliyordur. Instagram'dan gelenler kendini belli etsin. Bu duvardan ayrıldığıma da üzülüyorum. Çünkü çok tatlı, çok enerjik bir duvar olmuştu. Bayağı sevmiştik biz Erdem'le. Ama dediğim gibi bunu boyadıktan 1-2 hafta sonra bizim taşınacağımız belli oldu. Şurada bir tane pufum var. Burada pony takılmayı çok seviyor diye buradan pufu kaldırmıyoruz. Böyle buradan kuşları falan izliyordu. Salon bu kadar. Şimdi taşıma şirketini bekleyeceğim. Erdem'e bir sorayım, yemek yemek ister mi? Ya ben aslında açım ama yemek yemek istemiyorum. O yüzden taşıma şirketini bekleyeceğiz. Zaten onlar geldiğinde bizim bir işimiz olmayacak yüksek ihtimal. Bir gelsinler bakalım, görelim. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl bitecek? Çok heyecanlıyım, çok. Günaydın. Yaşı iyi gidiyor. Pony kutusunu sokamıyorum ve onu oradan almam lazım. Gel Pony. Pony gel. Hadi bak, kutuya girersen daha mutlu olacaksın. Hadi Pony. Gel. Hadi geç bakalım. Geç. Pony al. Al 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 al. Toplanıyor. Erdem Bey. Evet. Son günümüz, hatta son saatlerimiz. Evet, son aynada çektiğimiz video, fotoğraf. Nasıl hissediyorsun? Aşkım niye geriliyorsun video çekilirken? Sesim bile ben değişiyor. Ben topu direkt sana atmaya. Şu an saat 9:57. Neredeyse yarısı bitti gibi geliyor bana. Kıyafetler falan kaldı. Mutfağın yarısı bitti. Salonun yarısı bitti. Çok hızlı oluyor her şey. Video çekecektim. Düşünün, çekemedim. Kahvaltı tarzı bir şey yapıyorlar. Biz de anneme gideceğiz. Hem Pony'yi bırakacağız. Pony burada çok korktu çünkü. Şimdi biz de orada bir şeyler yer, öyle geliriz.
Zaten biraz baktık, gayet özenli ve çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. O yüzden burada durmamız, en azından onlar kahvaltı yaparken, çok manalı değil. Biz çıkalım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hem buradan gidiyor olmak biraz hüzünlendiriyor. Hem de yeni evin heyecanı. Ve bu kadar hızlı olması. Şimdi biz Hanif annemlere Pony'yi bıraktık. Çünkü Pony çok tedirgindi. Ve diğer eve götürsek oraya taşımaya, yani boşaltmaya, yerleştirmeye geldiklerinde de çok tedirgin olacaktı. Bu sefer diğer evde de kalamazdı. Yani o yüzden en iyisi de Hanif annemlere getirelim. Şimdi orada takılıyor. Biraz onun alışmasını da bekledik. O sırada kahvaltı da yaptık. Bayağı kârdayız yani. Şimdi eve geri dönüyoruz. Evde bayağı bir kişiler. 10 kişi varlar değil mi Erdem? Var 10 kişi. 10 kişi varlar. İşte 2 kişi mutfakta, 2 kişi salonda, 2 kişi yatak odasında, giyinme odasında, 1 kişi işte oturma odasında, 1 kişi banyoda olmak üzere. Böyle her yeri toparlıyorlar ve çok hızlı bir şekilde yapıyorlar bunu. Şu anlık her şey çok güzel gidiyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Bu arada o kadar fazla insan ki ve o kadar şey yapıyorlar ki. Adam yakala yakala yakala. Resmen örümcek avı yaptık ya. Aynen. O kadar fazla insan var ki böyle hani her işi yapabilecek. Sizin orada hiçbir işiniz kalmıyor. Hatta siz onlara böyle ayak bağı falan alıyorsunuz. Hani yardım etmek istesek yüksek mi ayak bağı oluruz. Çünkü biz o kadar hızlı yapamayız. Ya da nasıl yapılacağını hani kendimize göre yaparız. Ama onların bir şeyi var, sistemi var gibi duruyor. Eve geldik. Şöyle toplanmış halini göstereyim. Genel olarak demonte etmeden toplamışlar zaten. Haliyle yerleşmesi de biraz daha kolay olacak gibi görünüyor. Bayağı sağlam kaplamışlar. Şöyle kutulara koyuyorlar. Bu kutuları kendileri getiriyorlar. Bu konuda da kafamız rahat olsun yani. Çok duygulandım. İnsan bir tuhaf hissediyor. Bu duvarı hatırlıyor musunuz? Erdem'le bu evde ilk fotoğrafımızda. Ve çok heyecanlıydık. Tekrardan merhabalar. Şu anda burası boş. Kutular boş. Onlar kartoncuya verilecek. Onun dışındaki her şey gitti. Sadece iki bitki kaldı. Şimdi onu da almaya geliyorlar. Ev şu anda boş ve bunların hepsi 4 saat içinde oldu. Geldik. Tipim çok kötü görünüyor. Neyse, idare edeceğiz. Birazcık yorulduk. Tekrardan merhabalar. Makinenin şarjı bittiği için belli bir kısımda çekemedim ama zaten yerleşme kısmında bana çok iş düştü. İşin neydi derseniz, o nereye bu nereye sorularına cevap vermekte. Gayet iyiydi. Hiçbir sıkıntı yok. Yarın da bir ekip daha gelecekmiş. Ben onu tamamıyla unutmuşum. Şimdi yerleştirme kısmı, kaba eşyaların hepsi yapıldı. Kurulumlar da yapıldı. O kısımlar hep bu taşıyanların zaten üstündeydi. İşte dolap kuruldu. Zaten askıdaki eşyalar direkt kutu askılarda geldi. Ondan yana da çok iyiydi o. O çok çok iyiydi. Televizyon kuruldu. İşte beyaz eşyalar kuruldu. Üniteler kuruldu. Masa geldi falan. Her şey yerleşti. Ama onun içindeki ince kısımlar için yarın 3 tane kadın gelecekmiş. Premium paket aldığımız için böyle bu arada. Tabii ki siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de yerleştirebilirsiniz. Ama ben hani bu kısımla gerçekten vakit kaybetmek istemedim. Çünkü biliyorum daha önce 3 kez
kendi başıma taşındığım için taşındıktan sonraki kısım o kadar çok uzuyor ki 1 ay, 2 ay, 3 ay yani buluyor. Bayağı bir buluyor. Ben zaten evlendiğimde de hani eşyalarımı önceden almadığım için yerleşmem uzun sürmüştü. O kaosa bir daha girmek istemediğim için premium paket aldı. Octavan'la çalıştık biz. Memnun kaldığım için de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aşağıya da link bırakırım. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şimdi de Hanife annemlere yemeğe gideceğiz. Yüksek ihtimal orada kalırız. Erdem orada mı kalırız? Orada kalırız. Pony de orada zaten. Aa evet, Pony de orada. Sıkıntı olmaz o zaman kalmasında. Evet, Hanife annem kedileri seviyor bu arada. Sevmiyor değil. Ama uzaktan seviyor biraz. Ama Pony ile hiçbir derdi yok. Bugün gör görmez gelsin tabii çocuğum falan yaptı. Sadece hani şey, korkuyor hani bir şey olur. Taşınma bloğumuz da bitmiş bulunmakta. Evin son halini gösterirsin belki. Evin yarın, eğer yarın evet işleri bittiyse gösterebilirim. Ama ev turu çekeceğim. Evet. Erdem de yine matematikler. Ufaktan şöyle verirsin. Belki ufaktan. Birazcık. Ama zaten boş ev turunu biliyorlar. Az çok gösterebilirim. Neyse bu kadar. Ben kapatıyorum artık. İnşallah güzel bir video çıkmıştır. İnanın ne çektim hiç bilmiyorum. Bir şekilde telaşın içinde oluyorsunuz çünkü. Ve o kısımda ne konuştum, ne çektim, kimleri çektim, neleri çektim. Hiç hatırlamıyorum şu anda. İnşallah güzel bir video çıkmıştır. Ve inşallah siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı ve güzel yorumlarınızdan yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aa, taşınma vloguma yarını da ekleyebilirim ki ben. Yerleştirmeyi. Evet. O yüzden videoyu kapatmıyorum. Yarın görüşürüz. Çok kötü haldeyim. Az sonra yardımcılar gelecek. Onları bekliyorum. Yeni uyandım. Hanife annem neredeydi? Oradan kalktım geldim. Tipim çok kötü. Bugün bütün koliler yerleşmiş olacak inşallah. 2 günde yerleşmiş olacağız. Hiç öyle bir şey yaşamadığım için sanki öyle bir şey olmayacakmış gibi geliyor ama. Bugün yine ufak tefek bir şeyler çekerim. Çok çekemeyebilirim ama. Neyse. Ben bir gideyim kendime çekeyim. Merhabalar. Farklı bir kıyafetle çok geç bir saatte merhabalar. Bugün hiçbir şey çekmedim. Neden çekmedim? Rahat şeyler giymeden çalışamayacağımı düşündüm. O yüzden buraya uygun giyinemediğim için de haliyle hiçbir şey çekmedim. Zaten kızlar da işte rahat etsinler, rahat rahat çalışsınlar diye onları da çekmek istemedim. Ama bugün tüm gün bir evi yerleştirdiğinizi düşünün ve bunu 3-4 kişi yaptığınızı düşünün. Bütün kutular boşaltıldı. Birkaç kutu kaldı. Onlar da bizim Hacer ablayla halledeceğimiz kutular. Onun dışında her şey yerleşildi. Üzerine temizlik yapıldı. Düşünün. Bayağı güzeldi. Bayağı iyiydi ama çok yorulduk. Neyse ki yerleştik. Şu anda bu evde yaşanılabilir arkadaşlar. Çok şükür. Hacer ablayla da son dokunuşları yapıp artık bitireceğiz. Kamadan halılarım da geldi. O da çok iyi oldu. Bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yine fikirleriniz varsa fikirlerini yoruma bırakmayın. Lütfen unutmayınız. Hepinize iyi insanlar dilerim. Görüşmek üzere. Biz şimdi dışarı kahve içmeye çıkıyoruz. Erdem gel bir el salla vloguma. Saçımı yapıyordum. Gel bir el salla.